Herkese merhabalar arkadaşlar. Bay Çizgi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ellerim neden böyle? Sprey boyalarla telefonumun kabını kaplamaya çalıştım ama olmadı. Bayağı bir uğraştırdı falan ama olmadı. Tamamen basit bir şeydi. Ama onu öğreneceğim ve videosunu da mutlaka size çekeceğim arkadaşlar. Bir şekilde birkaç kere denemek gerekiyor galiba. Ya da bir püf noktasını falan yakaladığımda mutlaka size bildireceğim. Ve videosunu da güzel bir şekilde size çekmiş olacağım. Ellerim o yüzden sprey boyalı. Tiner almam gerekiyordu. Sabah sabah kalkıp gitmek yerine ben de dedim ki videonun karşısına biraz oturayım. Biraz çenemi yorayım. Ondan sonra giderim tinerimi alırım, ellerimi çıkartırım. Arkadaşlar uzun zamandır bu konuda bana sürekli ısrar var. Abi Manşak çizgi roman önerisi yap. Hep bu cümleyi sürekli sizden duyuyorum. Manşak çizgi roman önerileri videosu sonunda sizlerle. Baştan söylüyorum, bu videoya 150 like gelirse bu videonun ikinci partı hemen ertesi gün sizlerle olacak. İşin doğrusu like'ın YouTube'daki değerini tam olarak bilmiyorum. Örneğin 150 like istiyorum. Bu videoyu yayınlıyorum. 2 gün içinde 150 like geldiğinde diyorum ki ulan bu seri güzel. Arkadaşlarım, kardeşlerim, işte abonelerim ya da abone dışındakiler bunları seyrediyor. Yani bu seyrediliyor. Bunun ikinci partını çekmeliyim. O yüzden like istiyorum sizden. Yani like'ın aslında benim için fazla bir önemi yok. Seyrediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ya, bu benim için yeterli oluyor. Ve one shot çizgi roman önerilerimize geçiyorum. Batman Gülen Adam. Batman ile Joker'in ilk karşılaşmasını anlatan, size böyle çok güzel bir keyif veren ve en değerli çizgi romanlarınızın arasına koyabileceğiniz bir çizgi roman. Biliyorsunuz ki koleksiyonumu yavaş yavaş satıyorum ama satmayacağım çizgi romanlar arasında Batman Gülen Adam var. Gerçekten keyif alabileceğiniz bir çizgi roman. Yani benim değerlilerimden ve Joker'in hani nasıl bir manyak olduğunu anlatabilen bir çizgi roman. Bence okumalısınız. Hala piyasada mevcut. Deadpool Marvel evrenini öldürüyor. Deadpool'un Marvel evreni hakkındaki bu çizgi romanını duyduğumda dedim ki Marvel evreni kim bilir nasıl bir komiklikle, nasıl bir yok edişle olacak, nasıl bir inatla yapacak diye alıp okumuştum. Ve gerçekten de hoşuma giden bir çizgi roman. Gerçi böyle hani evreni öldürüyor tarzındaki çizgi romanların genelde hepsi hoşuma gidiyor. Çok güzel bir ilerlemesi var ve bu ilerlemeyi de Deadpool muhteşem bir şekilde götürmüş arkadaşlar. Bu çizgi romanı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ve inceliği konusunda ince, yani çabuk biten bir çizgi roman. Keşke bu çizgi romanın biraz daha kalın olması, şu kadar falan olması güzel olurdu diye düşünüyorum. 3 gün bitmesin, 5 gün bitmesin, 1 ay bitmesin diyebileceğiniz bir çizgi roman. O yüzden bunu da mutlaka size öneriyorum ve piyasada şu anda mevcut. Konu Joker, gündemimiz Joker. Joker'in filmine gitmeden önce okuyabileceğiniz bir çizgi roman. Çünkü bence o filme en yakın çizgi roman Batman Öldüren Şaka. Konusu Joker'in geçmişinden, nasıl kafayı yediğinden ve yüzünü nasıl bu şekli aldığından bahsediyor. Gerçekten de keyifli okuyabileceğiniz bir çizgi roman. Yani arkadaşlar bu Joker'in en iyi hikayesi, en iyi orijin hikayesi. Zaten yorumlarında öyle, piyasada var. Mutlaka okumanız gereken çizgi romanlardan bir tanesi. Wolverine, It Diğer Logan. Bu benim ilk çizgi romanım ve çizgi romana ısınmamı, çizgi romanlara başlamamı, çizgi roman kanalı açmama ve bir ton sebepten dolayı en iyi ve en çok sevdiğim çizgi roman. Şu anda piyasada yok. Bayağı bir sıkıntı bulması. Bulursanız da 50 lira, 60 lira, belki de 100 lira verebilirsiniz. Konusu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü hani nereden tutsam spoiler veririm bu çizgi roman hakkında. Gerçekten de müthiş bir çizgi roman. Mutlaka okumanız gerekiyor. Bu çizgi romanı okuduktan sonra çizgi roman bağımlısı olacaksınız. Arkadaşlar şimdiki çizgi romanım one shot değil ama ben bu seride olmasını istedim. Çünkü gösterdiğim çizgi romanlar gerçekten de hani çıtanın üst seviyesi olduğu için ve çizgi roman öneri videolarımda genelde çıtanın üst seviyesinde olacak. Yani gerçekten aşırı beğendiğim ve okumaktan keyif aldığım, yani sizin de benim bu videomu seyrettikten sonra elinize atıp direkt alıp eve gittiğinizde pişman olmayacağınız çizgi romanlar. O yüzden bu çizgi romanı da mutlaka koymak istedim. Marvel ve DC'den biraz uzaklaşıp Perili Ülkesi AMK, Perili Ülkesi'nden Nefret Ediyorum diye bir kapağa bak. Gerçekten de müthiş bir çizgi roman. Yani biraz Marvel ve DC'den uzaklaşıp hani böyle komik, eğlenceli, hani böyle çocukluğunuza dönmek istediğiniz masal gibi anlatılan, zaten masal dünyasında geçiyor. Hani masal gibi anlatılan ve çok eğlenceli bir çizgi roman. Bulursanız okuyun. Şu anda piyasada bildiğim kadarıyla mevcut. Konusu da 7 yaşındaki bir kız Peynir Ülkesi'ne düşüyor
ve yıllar yıllar geçmesine rağmen 40 yaşında bir kadın oluyor. Ama 40 yaşında kadın olmasına rağmen hala 7 yaşındaki bir kız çocuğunun vücudunda kalıyor. Arkadaşlar 5 tane çizgi roman önerisi yaptım. Bunları okuyup da beğenmeyen arkadaşlarım mutlaka yoruma bekliyorum. Niye beğenmediklerini soracağım. Gerçekten de merak konusu olan bir konu olabilir bu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Başak çizgi roman önerileri videosunun sonuna geldik. Böyle videoların devamı için abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Vay vay.